Ya iktidarın durumu. Şu tablo karşısında adeta üç maymun oynuyorlar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Hiçbir şeyden sorumlulukları yok. Asıl ekonomik krizin sorumlusu kendileri olduğu halde 19 seneden beri borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uyguladıkları için asgari ücretli bu halde, emekli bu halde, çiftçi bu halde 3 tane temel gider talebine 100 milyarlarca dolar akıttıkları için dar gelirli milyonlar bu halde. Neymiş o gider talebleri? Faiz ödemeleri, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması ve aynı zamanda israf, lüks ve gösterişe yönelik harcamalar. Asıl bu ekonomik krizin sorumlusu kendileri olduğu halde yıllardan beri suçu çıkartıyorlar, dış güçlere atıyorlar. Zincir marketlere atıyorlar. Soğan depolarına, patatesçilere, patates depolarına atıyorlar. Pandemiye atıyorlar. Şimdi bu kervana bir yeni düşman daha eklendi. Neymiş o? Stokçular. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni düşmanımızı belirledik. Şimdi de bütün bu ekonomik krizin sebebi stokçularmış ya. Allah'tan korkun ya. Bir ortaokul, bir lise öğrencisi bile bunu size söyler. Stokçuluk ekonomik krizin sebebi değil, sonucudur. Bir dolar kuru, bir döviz kuru bir günde sabahtan akşama kadar %15 artıyorsa, bir ülkede enflasyon yıllık %60 seviyesine gelmişse, aylık enflasyon neredeyse %10 seviyesine gelmişse, stokçuluk elbette ki olur. Siz şükredin, bu kuzu gibi millet Arjantin'deki gibi gidip de marketleri, pazarları, bakkalları yağmalamıyor. İnancından dolayı, medeniyetimizin güzelliğinden dolayı böyle bir şey olmuyor. Stokçuluk ne? Stokçuluk elbette ki olur. Stokçuluk borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin bir sonucudur, sebebi değil. Sizin yol açtığınız bu ekonomik krizin bir sonucudur. Döviz kurlarındaki astronomik artışın sonucudur. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yağmur gibi yağan zamların bir sonucudur. Şimdi 2022 Ocak'tan itibaren vergi ve harçları %36 arttıracaklar. İşte bu yağmur gibi yağan vergilerin bir sonucudur. Çünkü bundan dolayı enflasyon oldu. Enflasyon olduğu zaman da stokçuluğun olması gayet normal bir şey. Hele hele bu oranda bir enflasyon olduğu zaman. Stokçulara düşman ilan etmeli bir manası yok. Beton çimento ekonomisi yüzünden, üretmediğiniz için, ihraç etmediğiniz için, her sene ithalatınız, ihracatınıza 50-60 milyar dolar fark attığı için döviz yükseliyor. Döviz yükselince de fiyatlar patlıyor, enflasyon patlıyor. Borç faiz ekonomisini yürüttüğünüz için, kaynak ihtiyacını milli kaynak paketleriyle karşılamadığınız için, dışarıdan devamlı borç aldığınız için gene dövize talep oluyor, döviz yükseliyor. Döviz yükselince fiyatlar patlıyor, enflasyon patlıyor. Onun sonucunda da stokçuluk ortaya çıkıyor. Sonra da çıkıyorlar, diyorlar ki efendim ah şu stokçular yok mu? Ah şu zincir marketler yok mu? Ah şu dış güçler yok mu? Ah şu patatesçiler, soğancılar yok mu? Bunların yüzünden bunlar alıyor. Ya bu ekonomik krizin sebebi, müsebbibi patatesçiler, soğancılar, stokçular değil, sizsiniz, siz. Bırakmış, almış polisi, jandarmayı patates deposu basıyor, soğan deposu basıyor. Stokçuluk yapana 2 milyon ceza keseceğim diyor. Terörist muamelesi yapıyor. Başka. Erbakan Hoca olsun şimdi. Sizi gidi kabzım alcılar sizi de. İşler güçleri. Kaptılar kafayı kabzım alcılara, kabzım alcılara. Ya işler güçleri akşama kadar pazar geziyorlar. Patates soğan deposu geziyor. Ya bunları burada aramanıza gerek yok. Sizin bu noktaya getirdiğinizi cümle alem biliyor. Sen devamlı dış borç alıyorsun, kısa vadeli, yüksek faizli. Onu geri ödemek için bir senede 193 milyar dolar bulmaya çalışıyorsun. 12 ayda 193 milyar dolar bulacağım diye döviz çekersen o dövizin fiyatı artmaz mı? Bu kadar kısa sürede, bu kadar dövize yüksek talep olduğu zaman döviz patlamaz mı? Patlar. Bir de senede 50-60 milyar dolar ithalat açığını kapatacağım diye döviz arıyorsun. O talep de dövizi patlatıyor. Döviz patlayacak, fiyatlar patlıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de üretip Türk malı dediğin ürünü bile üretirken kullandığın malzemenin %82'sini dışarıdan getiriyor. Üzerinde Türk malı yazan yerli ürün dediğin ürün bile döviz arttığı zaman fiyatı artıyor. Bir de dünya kadar ithal ürün var, onların da fiyatı artıyor. Bakın şimdi enflasyon oranıyla dövizin artış oranına bakın, birebir paralel gidiyor.
Döviz %50-60 üzerine koymuş, enflasyon da yıllık %50-60 olmuş. Neden? Çünkü ithalata bağımlı, dışa bağımlı bir ekonomidir onun için. Bu noktada mevcut iktidarı yıllardır yaptığı sunni düşmanlar üretip de onlarla savaşarak algı oluşturma oyununu, tiyatrosunu bir an önce artık bırakmasını ve borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an evvel üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçmesini çağrısında bulunuyoruz. Eğer biz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diyorsanız bizim kitaplarımız var. Gelin size bu kitapları verelim, vermek istedim, almadınız. Milli Kaynak Paketleri kitabımız bu. 81 ile 634 Refah Projesi kitabımız bu. Orada ne yapılacağı yazıyor. Alın okuyun, onları uygulayın. Yeter ki bunlar uygulansın da bu milletin bu sıkıntısı ortadan kalksın, bu mutfaktaki yangın sönsün. Ancak bunları yapmazsanız, eğer bu ekonomi uygulamalarınızı 19 seneden beri yaptığınız gibi aynı tas, aynı hamam sürdürmeye devam ederseniz, bundan böyle bu algı operasyonları, bu sunni düşmanlar, BK edebiyatı, vatan bile Sakarya edebiyatı da sizi kurtarmaz, bunu bilesiniz. Çünkü bıçak kemiğe dayandı, bıçak kemiğe dayandı. Eğer ekonomik kriz, enflasyon, döviz kurları, mutfaktaki yangın eğer bu hızla devam ederse yapılacak olan ilk seçimde barajı dahi aşamayacak noktaya gelecekler. Neden böyle? Elbette ki 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alanlar, tuzu kurular için daha çok dayanırlar. Onlar için sorun yok. Devletten ballı kaymaklı ihalelere alıp bir de üzerine vergi muafiyetlerini alıp da bir kuruş vergi ödemeden milyar dolarları kazananlar için elbette ki hava hoş. Onlar daha yıllarca dayanır, sorun yok ama askıda ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaş, 5 tane 6 tane günde ekmek alıyorum, çoluk çocuk çorbaya ekmek banıp da karnımızı doyuruyoruz diyen vatandaşlar, bebek mamasını nasıl alacağım, çocuk bezini nasıl alacağım diye düşünen, ayçiçek yağını, zeytinyağını nasıl alacağım diye kara kara düşünen insanların artık dayanma gücü kalmadı. BK edebiyatıyla, algı operasyonuyla, bağırıp çağırmayla bu insanları daha fazla oyalayamazsınız. Bu insanları bu hikayelerle hiçbir yere götüremezsiniz. Bu gidişle dediğim gibi yapılacak olan ilk seçimde DSP'nin %22'den %1'e düşmesi gibi siz de barajın altında kalırsınız, bizden söylemez. Efendim biraz daha sabredin. Çin modeli uyguluyoruz. Biraz daha bekleyin. 6 ay sonra sonuç alacağız. Hiç boşuna nefes tüketmeyin. Milletin bütün bu hikayeleri artık karnı tok. Bu millet sizden Çin modeli, Japon modeli, Vietnam modeli falan değil. Bu milletin sizden tek bir isteği var. Bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor.